Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte harika bir tığ işi model çalışacağız. Bunun için şöyle orta kalınlıkta bir yün ipe ihtiyacım var. Koton da olabilir, başka da olabilir. Bir de şöyle 3,5 numara bir tığa ihtiyacımız olacak. Hadi şimdi birlikte bu güzel modelin yapımına başlayalım. Şöyle yeteri uzunlukta zincir çekerek modelimize başlıyoruz. Sonuncu iğneyi bir önüne batarak bir tane sık iğne yapıyorum. Tepeye bir alıyorum. 1, 2, 3, 4'üncüye battım. Şöyle ipimi bayağı çektim. 1, 2 tane de çıkardım. Yani ikili trabzan yaptım. Tekrar 3 kez bu işlemi tekrar ediyorum. İkili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Arada iki zincirim var. Tepeye bir aldım. Bakın şunun şuraya geldim. Şuradaki ilmeğe, bir gerisindeki ilmeğe. 1 2 seferde yine burayı da çıkardım. Tekrar ediyorum. Buraya da yine 3 tane İkili trabzan, ancak birinciyi çıkarırken biraz lif gibi yüksekten çıkarıyoruz. Şimdi 1 2 3 4'üncüye bunu şöyle batıp sabitledim arkadaşlar. Tepeye bir aldım. 1 2 3 4'üncüye battım tekrar. Şöyle ikili trabzan yaptım. Aynı yere 3 kez bu işlemi tekrar ediyorum. Arada 2 zincirim var. Şimdi bunun gerisine gelip oradan tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Oradan ilmek çıkarıyorum. Model üst sırada meydana çıkacak. Evet, yine 1 2 3 4'üncüye batıyorum. Sık iğneyle bunu da bağladım. Tekrar 1 2 3 4'üncüye batarak yeniden buraya üçlü trabzan yapıyorum. Bu şekilde modeli dilediğimiz büyüklüğe gelinceye kadar devam ettiriyoruz. Bakın şuradan hemen gerisindeki ipten alıyoruz. 1 2 3 4. Bu şekilde yeterli uzunlukta örelim. Evet arkadaşlar, bu kadar uzunluk benim için yeterli. Sonuncuyu da yine şuraya hemen şu şekilde bağladım. 1 2 3 4 5 6, şurada da bir zincirim vardı. 7 zincir çekmiş olduk. Geri döndük. Buraya sık iğneyle bağladık. 1 2 3 4 zincir çektim. Tepeye bir aldım. Bakın şu tam ortaya battım. İkili trabzan yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim. Buraya geldim. Sık iğneyle bağladım. 1 2 3 4 zincir çektim. Tepeye bir aldım. Şu ortadaki sık iğneye batırıp ikili trabzan yaptım. 1 2 3 4 zincir. Bu şekilde sıramı sona kadar getirmiş oldum. Dört zincir ve şu en köşeye, zaten burada bir sık iğne yapmıştık hatırlarsanız, oraya batıp şu şekilde burayı artık tamamlamış oldum. Evet, şimdi çevirdik bu yüzünü arkadaşlar şöyle.
şu şekilde. Şimdi burada 1 2 3 zincir çekiyorum. Tepeye 1 alıyorum. Hemen dip kısmına batıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve şuraya sık iğnemin olduğu yere bunu yine sık iğne ile sabitliyorum. Tepeye 1 aldım. Bakın şöyle 2 tane DM var. Sağ tarafa değil sol tarafa tepeye 1 alıp şu şekilde geçtim. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım buraya. 2 zincir çektim arkadaşlar. Tepeye 1 aldım. Şimdi bakın şuraya, şu boşluğa şöyle bayağı yükselterek 1 şöyle trabzanımı iyice yukarı çıkarıyorum. 2 4 kez dolduruyoruz. Üç, dört. Bakın. Hemen buraya sık iğne ile bağlıyorum. Tekrar bu tarafa atlıyorum. Üç tane ikili trabzan. Bir, iki tane zincir. Şimdi şuraya 1 2 3 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın. Devam ediyorum. Bu şekilde devam edelim. Sıra sonunda buluşacağız. Bakın böyle ilerliyorum. Şuraya yine bunu sık iğne ile bağladıktan sonra tepeye 1 aldım. 1 2 3 şöyle dördüncüye battım. 1 2 3 4 tane ikili trabzan yaptım. Yani baştaki ile sondaki aynı olmuş oldu. Bir zincir çektim, çevirdim. Hemen buraya bir sık iğne yaptım. 1 2 3 4 zincirim var. Tepeye 1 aldım. 1 2 3 4 zincirim var. Bakın. Kafa karışıklığı yaşamayın. Hemen şu köşeye sık iğne ile bağladım. 4 zincirim var. 1 trabzan. 4 zincirim var. 2 iğnenin ortasına ikili trabzan ve tam köşeye yine bir tane sık iğne. Şöyle bu tarafı göstereyim. Bakın. Çok güzel bir model oluyor. Çevirdim şimdi. Şöyle diyorum. Şu tarafa geçiyorum yine. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra 2 zincirim var arkadaşlar. Tepeye 1 aldım. Yine buraya geliyorum. Şöyle bolca çekiyorum. İlk çıkaracağımı 1 şöyle bakın. 2 lif ipi alır gibi 3 4. Şuraya
bağladım. Devam ediyorum. 1 2 3 2 zincir yine 1 2 3 4 sık iğne ile bağladım. Bakın bu şekilde bu sırayı da devam. Ben yeter uzunlukta yaptım model anlatacak kadar arkadaşlar. Gerçekten harika oluyor model. Çok beğendiğim bir modeldi. Sizlerle de yeniden yapmak istedim. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Her türlü işlerinizde kolaylıkla yapabileceğiniz şahane bir model. Özellikle yaz için de çok kullanabilirsiniz. Çanta, bluz vesaire koton iplerle harika olur. Zaten 2 sıradan 3 sıradan oluşan bir model. Birinci sıram bütün gidiyor. İkinci sıramız bu zincirli olan. Üçüncü sıramız da yarım model. Burada tekrar bu modeli yeniden kurmuş oluyoruz aslında. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin.